29 Temmuz Pazartesi sabahından herkese merhaba, saatlerimiz 10'u gösteriyor. Günaydın, gündemden gelişmeleri aktaracağız. Meteorolojiden gelen bir uyarıyla başlayalım. Güneşli hava yurt genelinde etkisini gösteriyor. Sıcaklıkların iç kesimlerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor. Diğer yerlerde ise önemli bir değişiklik olmayacak. İç kesimlerde sıcaklık artacak. Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapıldı son değerlendirmeler. Bu değerlendirmelere göre ülkemizin kuzey kesimleriyle Doğu Akdeniz'in yer yer parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklığının ülkemizin iç kesimlerinde 2 ila 4 derece artacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmayacağı, mevsim normalleri civarında yer yer üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor. Rüzgarın genellikle kuzeyli Akdeniz kıyıları ve Güneydoğu Anadolu'yla zamanla Marmara dışında ülkemiz genelinde batı ve güneybatı yönlerinden hafif, ara sıra orta kuvvetli esmesi bekleniyor. İstanbul Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'ndeki asfalt çalışmalarının sona ermesiyle trafikte yoğunlukta azaldı sevgili izleyenler. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nün asfalt yenileme çalışmasından sonraki ilk hali havadan görüntülendi. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde 27 Haziran'da başlayan asfalt yenileme çalışması sona erdi. Köprü dün saat 18'den itibaren trafiğe açıldı. Asfalt yenileme çalışmalarından dolayı kapatılan şeritlerle köprü trafiği durma noktasına gelmişti. Dün çalışmaların bittiği köprüde trafik yoğunluğunun azaldığı görüldü. Köprünün son durumu ise havadan görüntülendi. Köprüdeki trafiğin Anadolu yakasından Avrupa yakasına, Avrupa yakasından da Anadolu yakasına akıcı olduğu görüldü. Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı'nca düzenlenen Yükseköğretim Kurumları sınavı tercihleriyle ilgili süreç bugün 23.59'da sona erecek. Adayların 23 Temmuz'da başlayan ve bugün 23.59'da tamamlanacak 2019 YKS tercihlerini ÖSYM'nin HTTPS ais.osym.gov.tr internet adresinden TC kimlik numaraları ve şifrelerini kullanarak yapması gerekiyor. Tercihte bulunacak üniversite adaylarının 2019 YKS yükseköğretim programları ve kontenjanları kılavuzunu dikkatle incelemeleri ve tercihlerini bu kılavuz bilgilerine göre yapmaları önem taşıyor. Düzce'de yaşanan sel felaketi sonrasında bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı. Uğurlu köyünün 1 kilometre uzağında Melen Çayı kenarında bulunan cansız kız çocuğu bedeninin İlayda Sinem Kaplan'a ait olduğu belirtildi. Bu gelişmeyle birlikte afette ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi. 17 Temmuz akşamı yoğun yağışın ardından Düzce'de yaşanan sel ve heyelan felaketinde 7 kişi kaybolmuştu. Afetin sonrasında 11. günde de devam eden arama çalışmaları neticesinde bir kişinin daha cansız bedeni bulundu. Uğurlu köyünün 1 kilometre uzağında Melen Çayı'nda Bezirgan köyüne bağlanılan köprünün yakınında bulunan cansız bedenin İlayda Sinem Kaplan'a ait olduğu öğrenildi. Bu gelişmeyle birlikte afette ölenlerin sayısı 6'ya yükseldi.
Kocaeli'nin Kartepe ilçesi Eşme sahilinden Sapanca Gölü'ne sandal kiralayarak açılan ve sandaldan düştükten sonra gölde kaybolan 13 yaşındaki Eren Gültekin'in cansız bedeni bulundu. Eren Gültekin'in cansız bedenine Değirmendere Sualtı Topluluğu İtfaiye, AFAD ve Deniz Polisi dalgıçları tarafından gerçekleştirilen arama çalışmaları kapsamında suyun 16 metre derinliğinde ulaşıldı. Sudan çıkarılan Gültekin'in cansız bedeni Cumhuriyet Savcısının incelemesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kartepe ilçesi Eşme Mahallesi'nde akraba ziyaretine gelen 13 yaşındaki Eren Gültekin, İki arkadaşıyla Sapanca Gölü'nde sandala binerek göle açılmıştı. Serinlemek için suya giren Gültekin sudan çıkmamış. Arkadaşlarının bir süre aramasının sonuçsuz kalmasıyla polise haber verilmiş. Ekiplerce arama çalışması başlatılmıştı. Rize'de isyan ettiren bir görüntüyü ekranlarınıza taşıyacağız. Bir kişi evinin kapısında beklediği genç kadını döverek bayılttı. Saldırgan bayılan genç kadına yerde de vurmaya devam etti. Bir vatandaşın yardıma koşması sonucu elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaşan BG, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Saldıranları çerçevesinde iş yerinin güvenlik kamerasınca an be an kaydedildi. Dehşet verici bu görüntüler Rize'de kaydedildi. Bir kişi evinin kapısında beklediği genç kadını döverek bayılttı. Saldırgan bayılan genç kadına yerde de vurmaya devam etti. Olay geçtiğimiz gün Rize'nin Merkez Tophane Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde meydana geldi. RT isimli genç kadın evine gitmek üzere apartmana girdi. Kendisini apartmanın içerisinde bekleyen BG isimli genç tarafından saldırıya uğrayan RT bir anda kendisini apartmandan dışarıya attı. Kaçmaması için kızı kolundan yakalayan genç kızın yüzüne yumruk attı. Yumrukta yüzünden ağır darbe alan RT bir anda bayılarak yere yığıldı. Çevreden kızın yardımına gelen bir vatandaşın ittiği genç elini kolunu sallayarak olay yerinden uzaklaştı. Gözaltına alınan saldırgan BG tutuklama talebiyle çıkarıldığı mahkemece adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Öte yandan kadını tekmeleyip serbest kalan saldırgan tepkiler üzerine tekrar gözaltına alındı. Bu arada Rize'de genç kadını yumruk ve tekmelerle darp etmesine rağmen serbest bırakılan ve tepkiler sonrası tekrar gözaltına alınan zanlı tutuklandı. Bunu da aktarmış olalım. Gelelim dün akşam Erzurum'da yaşananlara. Erzurum'da gergin anlar yaşandı. Bir grup Afganlı gençle kavga eden Erzurumlu gencin gözünden yaralandığını gören bazı vatandaşlar Afganları lince kalkıştı. Polis devreye girdi, olayı yatıştırdı. Yaralı gencin durumu iyi. Erzurum'da bir grup Afgan bir vatandaşı muştayla yaralayınca ortalık savaş alanına döndü. Kaçan Afganları halkın elinden polis güçlükle kurtardı. Görüntüler Erzurum Yakutiye kent meydanından. Bir grup Afgan gençle 20 yaşındaki Ömer Faruk Öv arasında sebebi öğrenilemeyen bir tartışma başladı. Tartışma sonrasında Afgan genç cebinden çıkardığı muştayla Ömer Faruk Öv'ün gözüne vurdu. Ömer Faruk Öv'ün kaşı ve gözünde yaralanma meydana geldiğini gören Afganlar hızla olay yerinden uzaklaştı. Çevredeki vatandaşlar Ömer Faruk Öv'ün yüzüne tampon yaparak ilk müdahaleyi yaptıktan sonra olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri genci Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Bak vurursana orada. Kaçan Afganları kıskıvrak yakalayan polisi gören vatandaşlar Afganları linç etmek istedi.
Polisin uzun uğraşları sonucu tepkili vatandaşlar olay yerinden güçlükle uzaklaştırıldı. Biz adli itiraz etmeye çalışıyoruz. Lütfen, lütfen, lütfen. Bu sırada vatandaşların saldırısına uğrayan yabancı uyruklulardan ikisi kaçtı. Birisi ise gelen polislerce ekip aracına alınarak emniyete götürüldü. Kaçan yabancı uyruklu diğer iki kişiyi de kısa sürede yakalayan polis olaya karışanlar hakkında soruşturma başlattı. Evet, gazeteci Orhan Bozkurt telefon attığımızda Erzurum'da yaşananları aktaracak bizlere. Sayın Bozkurt merhaba, günaydın. Günaydın. Neler yaşandı dün akşam Erzurum'da? Şimdi biraz önce haberde belirttiğiniz gibi Erzurum'da Afgan sığınmacılar var. Yani bu mülteciler değil de sığınmacılar var. Afganlar Erzurum'da yaşıyorlar. Yaklaşık 400 aile civarında ve 1500 kişi kadar Afgan uyruklu sığınmacı var Erzurum'da. Şimdiye kadar Afganlılarla ilgili Erzurum'da herhangi böyle bir problem yaşanmamıştı. Yaşanmıyordu da. Zaten Erzurum'daki sivil toplum örgütleri de onlara gerekli destekleri veriyorlar. Onlar da Erzurum'da böyle ucuz, günübirlik bazı işlerde çalışıyorlar. Fakat dün işte haberde de belirttiğiniz gibi biraz önce akşam saatlerinden bir grup 3 kişiler bu Afgan gençler. Cumhuriyet Caddesi dediğimiz Erzurum'un merkezi Yakutiye Otarı Yakutiye Medresesi'nde hemen önünde bir gençle tartışıyorlar. Henüz daha sebebi belli değil. Emniyetten yapılan bir açıklamada bir yan bakma kavgası filan, omuz atma kavgası olduğu söyleniyor. Ama henüz daha bir net bir şey yok. Ve orada Ömer Faruk dediğimiz gençte tartışıyorlar. O arada o Afgan uyruklu vatandaşlardan birisi cebinden çıkardığı muşta diye tabir edilen o demir parmaklara takılan demirle gence vuruyor ve gözünden kanlar akıyor. Bunun üzerine çevrede çok kalabalık da bir alan bir anda vatandaşlar toplanıyorlar ve bu gençlere karşılık vermeye çalışıyorlar. Ciddi bir kalabalık toplanıyor. Tabii bir anda gençler Afgan uyruklular kaçıyorlar ve birisini orada vatandaşlar linç etmek isterken de çevredeki diğer vatandaşların ve zaten oranda devamlı polisler de bulunuyor. Yani çevik kuvvet falan. Hemen yakalıyorlar ve vatandaşların elinden alıyorlar. Yani böyle bir olay. Tabii bir de toplumda bu İstanbul'da önceki gün meydana gelen olaylar, Suriyelilere yönelik son günlerdeki bu gelişmeler, biraz da gergin insanlar, onun bir anda işte bu Suriyeli falan dediği de söyleniyor ve birden insanlar saldırıyorlar. Böyle bir durum. Evet, peki orada bir genç yaralandı, bir Türk genç yaralandı. Afganlar arasında bu linç girişimi sırasında yaralanan oldu mu? Yok, polisler biraz önce de belirttiğim gibi hemen Afgan genç kaçıyor vurur vurmaz. Zaten polisler vatandaşların elinden alıyor. Tabii ufak tefek darp edilmiş ama herhangi bir yaralama olayı yok. Şu anda onlar gözaltındalar. İkisi de kaçmıştı. Polis anında yakaladı. 3 Afgan uyruklu olduğu söylenen kişi gözaltında. Yine Türk uyruklu gencimiz Ömer Faruk Öde şu anda Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'nde tedavi altında ve sağlık durumunun herhangi bir hayati tehlike boyutunda olmadığı belirtiliyor. Tedavi altında olduğu söylenmiş. Evet, peki teşekkür ederiz Sayın Bozkurt. Ben teşekkür ederim. Erzurum'da yaşananları gazeteci Orhan Bozkurt aktardı sevgili izleyenler ve şimdi sıradaki haberle devam edeceğiz. Geçtiğimiz günlerde İstanbul Valiliği kaydı bulunmayan Suriyelilerin kentten ayrılarak bakanlıkça belirlenen yerlere gitmesi için son tarihin 20 Ağustos 2019 olduğunu işaret etmişti. İstanbul Valisi Ali Yerlikaya'dan konuyla ilgili açıklama geldi. Yerlikaya 2 haftada İstanbul'dan 1685 Suriyeli sığınmacının kayıtlı olduğu kentlere gönderildiğini söyledi.
İstanbul'da kayda olmayan Suriyelilerin kayıtlı olduğu ile gönderildiğini ifade eden Yerli Kaya, bugüne kadar hala kayıtlı olmayan, geçici koruma kapsamında olmayan Suriyeliler, bakanlığımızın talimatıyla belirlenen illere sevk edilmektedir. 12 Temmuz'dan itibaren sevki sağlanan kayıtsız Suriyeli sayısı da 1685 olmuştur ifadelerini kullandı. İçişleri Bakanlığı'nın verilerine göre Türkiye'de 3.622.284 kayıtlı Suriyeli bulunuyor. Bunlardan yalnızca 108.732'si geçici barınma merkezlerinde. Suriyeliler bayram tatili için ülkesine gitti. Kurban Bayramı için ülkesine gidenlerin sayısı 5000'i buldu. Kurban Bayramı'nı ülkesinde geçirmek için Kilis Valiliği online randevu sistemine kayıt yaptıran Suriyeliler Türkiye'nin dört bir tarafından Kilis'e gitti. Öncü Pınar sınır kapısı üzerinden ülkelerine geçecek olan Suriyeliler sınırda uzun kuyruklar oluşturdu. Yoğunluğu yaşandığı sınır hattında bazı Suriyelilerin ülkelerine koşarak gitmesi dikkat çekerken bazılarının da ülkelerindeki akrabaları için aldıkları hediyeleri taşımakta zorluk çektikleri görüldü. Suriyelilerin bayram gidişi 9 Ağustos'a kadar devam edecek. Uzun süredir demans hastalığıyla uğraşan Yeşilçam'ın değerli isimlerinden Yalçın Gülhan, geçtiğimiz gün 75 yaşında hayata gözlerini yumdu. Gülhan sevenleri tarafından son yolculuğuna uğurlandı. Gülhan'ın naaşı dün ikindi namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi. Üsküdar Şakirin Camisi'nde düzenlenen cenaze törenine Gülhan'ın ailesi, yakınları ve çok sayıda sinema sanatçısı katıldı. Yalçın Gülhan'ın eşi Serpil Gülhan taziyeleri kabul etti. Serpil Gülhan eşinin tabutuna sarılarak "Devrik kralım benim, güle güle git, ben hakkımı helal ettim, sen de helal et" diyerek ağladı. Cenazeye katılan isimlerden biri de Gülhan'ın asker arkadaşı Müjdat Gezen oldu. Gezen, "Güzel bir insan daha gitti, nur içinde yatsın" dedi. Geçtiğimiz gün hepimiz çok acı bir çağrıya şahit olduk. Gırtlak kanserine yakalanan oğlu Engin Nurşani'nin tedavisi için gerekli parayı bulamayan halk ozanı Aşık Ali Nurşani sosyal medyadan yardım çağrısında bulundu. Nurşani'nin çağrısı yanıtsız kalmadı. Twitter üzerinden takipçilerine seslenen Ali Nurşani, oğlu Engin Nurşani'nin gırtlak kanserine yakalandığını, herkesin, tüm sevenlerinin desteğine ihtiyaçları olduğunu ifade etti. Halk ozanı Ali Nurşani'nin oğlu Engin Nurşani, gırtlak kanseri hastalığına yakalandı. "Neyim varsa verdim ama artık yetmiyor" diyen Ali Nurşani, sosyal medyadan yardım talebinde bulundu. Ali Nurşani'nin yardım çağrısına sanatçı Haluk Levent anında cevap verdi. Levent, "Ozan Ali Nurşani'nin gırtlak kanseri olan oğlu Engin Nurşani'nin yanında olacağız" notunu paylaştı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca da Nurşani ailesine destek vereceklerini, "Değerli halk ozanımız için gerekli işlemler bakanlığımızca başlatılmıştır. Hassasiyetinize ve halkımızın ozanımız için verdiği desteğe ayrıca teşekkür ederim" sözleriyle ifade etti. Aydın'ın Kuşadası ilçesindeki yazlığında rahatsızlanan eski Genelkurmay Başkanı emekli Orgeneral Yaşar Büyükanıt ambulans uçakla İstanbul'a getirildi. Kuşadası'ndaki yazlığında rahatsızlanarak Söke Fehime Faik Koca Göz Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Büyükanıt, solunum sıkıntısı ve böbrek yetmezliği şüphesiyle tedavi altına alındı. Burada ilk müdahalesi yapılan Büyükanıt, daha sonra Sağlık Bakanlığı'nın ambulans uçağıyla Adnan Menderes Havalimanı'ndan İstanbul'a getirildi. Büyükanıt, Acıbadem Maslak Hastanesi'nde tedavi altına alındı. 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa
Avsever ve bazı askeri yetkililer de hastaneye geldi. Hastaneden Büyükanıt'ın sağlık durumuna ilişkin yapılan yazılı açıklamadaysa gerekli tıbbi tetkik ve muayene sonucunda beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonuna bağlı olarak genel durum kötüleşmesi nedeniyle yoğun bakım servisine alınmıştır denildi. Ve siyasetten bir haber. Manuel vitesli otomobille otomatik vitesli otomobil arasındaki farka benzetti. Yetmedi. Kiralıklarla yönetilen ülkelerin sistemidir dedi. Krallıklarla yönetilen ülkelerin sistemidir dedi. Meclis Başkanı Mustafa Şentop'un parlamenter sisteme yönelik bu sözlerine CHP'den tepki geldi. CHP'li Özgür Özel, Meclis Başkanı Şentop'a Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'yla açık oturuma katılma çağrısı yaptı. Manuel vitesli otomobille otomatik vitesli otomobil arasındaki fark. Meclis Başkanı Mustafa Şentop, meclise düzenlediği basın toplantısında sona eren yasama dönemi sonrası Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi tartışmaları ile ilgili görüşlerini dile getirirken çarpıcı cümleler kullanmıştı. Şimdi manuel viteste de debriyaj var. Genelde bu tecrübeyi çoğumuz yaşamıştır. Otomatik viteste bindiğinizde bir debriyaj arıyorsunuz öncelikle sol ayağınıza. Bir süre sonra alışıyorsunuz. Otomatik viteste debriyaj yok. Bu sistemde gen soru niye yok sorusunun cevabı aslında bu örnek üzerinden anlatılabilir. Eski sistemle yeni sistem arasındaki değişikliği manuel vitesli otomobillerle otomatik vitesli araçlar arasındaki farka benzeten meclis başkanı, yetmemiş parlamenter sistemin krallıkla yönetilen ülkelerin sistemi olduğunu söylemişti. Parlamenter sistem krallıkların sistemidir, monarşilerin sistemidir. Bütün dünyada parlamenter sistemin iyi işlediği ülkeler öncelikle monarşidir, krallıktır. Mustafa Şentop'un tepki çeken açıklamaları sonrası CHP'den açık oturum çağrısı geldi. CHP Grup Başkan Vekili Özgür Özel, Meclis Başkanı'nı açık oturuma davet etti. Parlamenter demokrasiyle yönetilen ülkeler son çıktıkları yıkıcı savaşlardan ya da kuruluşlarından bu yana darbe görmüyorlar. İnsan hakkı ihlali konusunda karneleri çok iyi. Halkın yönetime katılımı konusunda tüm endekslerde en üstteler. Halkın halinden memnun olduğu ile ilgili tüm endeksler en üst düzeyde. Şentop gerçeklikle de, akılla da, bilimle de, dünya siyaset tarihiyle de bağdaşmayan cümleler kurmuş. Darbeler ve yönetim sistemi arasında da bir ilişki bulunuyor. Son 19 yılda yapılan darbeleri incelediğimizde gerçekleştirilen 22 darbeden 18'i başkanlık sistemiyle yönetilen ülkelerde, 3'ü kral tarafından yönetilen ülkelerde yaşandı. Sadece demokrasisi çok da gelişmemiş olan Fiji'de parlamenter sistemle yönetilirken darbe girişimi yaşandı. Özel, CHP İstanbul Milletvekili ve Anayasa Profesörü İbrahim Kaboğlu'yla Şentop'un parlamenter sistemin hangi yönetim kültürünün sistemi olduğuna yönelik açık oturum düzenlemesi gerektiğini söyledi. Gazetelerin ilk sayfalarına bakacağız. Şimdi Sözcü Gazetesi ile bir başlayalım. Sözcü Gazetesi'nin ilk sayfasını seslendirelim. Sözcü Gazetesi'nde iki başlık dikkat çekiyor. İlk sayfada hemen birinciye bakacağız. Bırakın bu işleri beyler başlığı altında. Üç belediyeye ilişkin bir haber toplanmış ve üç belediyenin yaptığı icraat böyle dedirtti. Bırakın bu işleri beyler. Hangi belediyelerden bahsediyor? Kahta Belediyesi, Torbalı Belediyesi ve Kocaeli Belediyesi'nden bahsediyor Sözcü Gazetesi. Hemen seslendireceğiz bu üç belediye ile ilgili haberi. Eski başkan belediyeye ait parkları 22 bin liraya kiraya verdi. Sonra da kiracının 165 bin liralık elektrik faturasını ödedi diyor. Kahta Belediyesi için ve Torbalı Belediyesi için başkan oğlunu 7 bin lira maaşla belediyeye ait temizlik şirketi Torbel'e genel müdür yardımcısı olarak atadı. Ve üçüncü başlık. Kocaeli Belediyesi ile ilgili devlete 6.1 milyar liralık borcu var ama başkan bu yıl gezi ve kültürel etkinlikler için 10 milyon harcayacak. Sözcü Gazetesi'nde bir diğer dikkat çeken başlıksa meclis kiraladığı araçlara aylık 1.2 milyon lira ödüyor. CHP'li vekil meclisin araç masrafını sordu, CİMER yanıtladı. Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezi'nin CHP'li Murat Emir'e verdiği yanıta göre meclis makam ve günlük kullanım için 78 araç kiraladı. Yine Sözcü Gazetesi'nden dikkat çeken bir diğer başlık, tarihi bina az geldi,
Ağoç'tan arazi aldı. Bakanın üniversite tahsisi doymuyor. Medipol Üniversitesi'ne Ankara Garı'nın misafirhanesinden sonra Ağoç'a ait 555 bin metrekarelik arazide tahsis edildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu üniversiteye yapılan tahsisi Mimarlar Odası Ankara Şubesi açıkladı. Şube Başkanı Tezcan Karakoşucan'dan kararı bu artık tuzun koktuğunun göstergesidir diye eleştirdi. Ve bir diğer başlık bize başarının önünü Kemal Kılıçdaroğlu açtı diyor. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu 31 Mart ve 23 Haziran seçimleri için başlıktaki değerlendirmeyi yaptı. Bize başarının önünü Kemal Kılıçdaroğlu açtı değerlendirmesi ve ona minnet duyuyorum ifadelerini kullanıyor İmamoğlu. Sözcü gazetesinde ilk sayfada yer alan haberler bu şekilde. Şimdi Karar Gazetesi'ne bir bakacağız. Hemen Karar Gazetesi'nin ilk sayfasını seslendireceğiz. Karar Gazetesi gelsin, Zinnet Gül'ü koruyamadık diyor Karar Gazetesi. Çin'den bir haber. Çin zulmünden kaçarak Türkiye'ye sığınan Zinnet Gül, Tursu'nun iki çocuğuyla birlikte Pekin'e teslim edildiği doğrulandı. Karar Gazetesi'nin bir haberiydi bu. Karar'ın haberini çarpıtarak açıklama yapan Göç İdaresi'nin gizlediği gerçeği Doğu Türkistan Milli Meclis Başkanı Seyit Tümtürk dile getirdi ve şu ifadeler kullanılıyor. Göç İdaresi Genel Müdürü beni aradı. Üzüntü ve mahcubiyetle olayı doğruladı. İki yetim anneannelerinde, Zinnet Gül de cezaevinde diyor Karar Gazetesi manşetinin altında bu ifadeler kullanılıyor. Bir diğer başlığa bakacağız Karar'dan. Balyoza sızdı, 15 Temmuz'da yakalandı başlığı. Yine dikkat çeken bir diğer başlık. Takiye, kumpas ve ihanet zincirleriyle Türkiye'yi karanlığa sürükleyen FETÖ'nün akıl almaz oyunları darbe davalarıyla deşifre ediliyor. TSK'daki ankesör operasyonuyla yakayı ele veren Albay Mustafa Aydın'ın örgütün en önemli kumpas operasyonu Balyoz davasında sanık olarak sızdırıldığı ortaya çıktı. Ya yeni anayasa ya da sandık. İyi Parti lideri Akşener'in ifadeleri Karar Gazetesi'nde ilk sayfada yerini bulmuş. Akşener yeni bir anayasa taslağı üzerinde çalıştıklarını, bu çalışmanın merkezinde de parlamenter sistem olduğunu söyledi. CHP'nin de benzer bir çalışma yaptığını belirten Akşener, ya komple bir mütabakat sağlanmalı ya da günü geldiğinde tekrar bir sandık dedi. Siyasetten bir haberdi. Ve FSM ile ilgili bu haberi de tekrar aktarmış olalım. Bültenin başında aktarmıştık. FSM'de 27 Haziran'da başlayan ve 52 gün süreceği açıklanan onarım çalışmaları planlanandan 22 gün daha erken bitti. İstanbul'u derin nefes aldı. Asfalt kaplama çalışmaları, dün tamamlanan köprünün trafik çizgileri de çizildikten sonra ulaşıma açıldı. Bir ay süren yoğunluktan eser kalmadı diyor Karar Gazetesi. Evet, kararın ardından Cumhuriyet Gazetesi'ne geçelim. Cumhuriyet Gazetesi'nin manşetine bakacağız hemen. Genç işsiz, umutsuz. Bu manşetle çıkıyor bugüne Cumhuriyet Gazetesi. Genç işsizlik oranı ne yazık ki çok yüksek. Ve kurumlara başvurular yapıldığında oluşan kuyruklar da yine dikkat çekiyor. Neredeyse izdihama varan kuyruklar oluşuyor. İş bulma konusunda Cumhuriyet Gazetesi, emeklinin bile geçinebilmek için çalıştığı ülkede gençler birileri emekli olsun diye bekliyor başlığını atmış ve genç işsiz umutsuz diyor Cumhuriyet Gazetesi. Hemen ayrıntısına bakacağız bu haberin. 40-50 ya da birkaç yüz kişinin alınacağı ve sadece birkaç ay sürecek işler için bile binlerce kişinin başvurduğu kurumlarda gençler noter huzurunda yapılan kura çekimini tedirginlikle bekliyor. Tıpkı bir süre önce taş kömürü kurumunda iş umudu bekleyen gençler gibi. Ve o fotoğraf karesi de yerini bulmuş. Bir diğer başlığa bakacağız. %2 paniği. AKP Cumhurbaşkanlığı seçiminde %50'yi bulamamaktan korkuyor.
Kurulması olası yeni partilerin kendilerini nasıl etkileyebileceğini öngörmeye çalışan AKP yöneticileri partiden milletvekili geçişi olmayacağını değerlendiriyor. Kulislerde yeni partilerin siyasette bir etki yaratacağı ancak en büyük etkinin ittifaklar nedeniyle Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde olacağı işaret ediliyor. Son Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde %52.6 oy alan AKP MHP ittifakından yeni partilere %2 oranında bile oy geçişi olması durumunda Erdoğan'ın ilk turda seçilmesinin zora gireceği değerlendiriliyor. Seçim öncesi yeni ittifak arayışlarının olabileceği, farklı bir siyasi tablo oluşabileceği belirtiliyor. Evet, bir diğer dikkat çeken başlığa bakalım. Naklen yayın krizi büyüyor. Futbolda kaos kapıya dayandı. Sözleşmede yapmak istediği iyileştirmeler, Futbol Federasyonu ve Kulüpler Birliği tarafından reddedilen yayıncı kuruluş 8 Temmuz'da ödemesi gereken 125 milyon avroyu ödemedi. Federasyon, kulüpler ve yayıncı kuruluş bu hafta son kez bir araya gelecek. Toplantıdan bir yıllığına da olsa anlaşmanın devamı yönünde karar çıkması bekleniyor. Cumhuriyet Gazetesi'ne dikkat çeken haberler bu şekildeydi. Bir diğer gazeteyle devam edelim. Bir Gün Gazetesi gelsin. Bir Gün Gazetesi'nde Ankara'nın ortasında koca koca talanlar manşeti. İlk sayfada dikkat çekiyor. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları misafirhanesinin ardından 1927 yılında yapılan tarihi TCDD Müzesi binasının da Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın kurucusu olduğu Medipol Üniversitesi'ne verildiği ortaya çıktı. Az önce de bu haberi seslendirmiştik. Sözcü Gazetesi'nde, Sözcü Gazetesi'nde seslendirdiğimiz haber Bir Gün'de de manşetten görülmüş. Bir diğer habere geçelim. Seçimde aldığımız krediyi iyi kullanmak zorundayız başlığı dikkat çeken bir diğer başlık. CHP'li Seyit Torun, bize verilen krediyi iyi kullanmak ve yerelden genele iktidara ulaşmak için çalışacağız dedi. Ve Seyit Torun'un bu ifadeleri ilk sayfada yerini bulmuş. Saldağ ısrarından hemen vazgeçin. Burdur'un doğal güzelliklerinden olan ve uzmanların ayakkabıyla bile basılmaması gereken bir yer olarak nitelediği Saldağ Gölü'ne millet bahçesi ısrarı bitmiyor. Mahkemenin iptal kararına rağmen planlanan millet bahçesi için 31 Temmuz'da da ihale yapılacak. Saldağ ile ilgili yürüttüğü bilimsel çalışmalarıyla tanınan akademisyen Erol Kesici, ben oraya 30 yılımı verdim fakat anlatamadım. Saldağ çok hassas bir göl. 2-3 milyon yıllık gölü 10 senede kaybederiz. Yol yakınken vazgeçin dedi. Bir Gün Gazetesi'nde dikkat çeken bir diğer başlığa bakalım. Koruma alanında inşaat başlığına bakacağız. Trabzon'da doğal sit nitelikli doğal koruma alanında inşaat başlatıldı. Şehir içi ulaşımın rahatlaması amacıyla yapılan Kanuni Bulvarı projesi için ormanlık alanda başlatılan yol ve tünel çalışmaları tepkilere neden oldu. Geleceği kaybediyoruz. Ve dikkat çeken bir diğer başlık, öğretmen odasında ayrımcılık. 2016 yılında yayımlanan KYK ile uygulanmaya başlanan sözleşmeli öğretmenlikte birçok hak gaspı ve mağduriyet yaşandı. Sözleşmeli öğretmenler, öğretmenler odasında dahi ayrımcılığa uğradıklarını söylüyor. Bir Gün Gazetesi'nde dikkat çeken haber de bu şekildeydi. Bir diğer gazeteyle devam edeceğiz. Yeni Çağ Gazetesi ile devam edelim. Ankara'ya kadın eli değecek manşeti. Bugün yerini bulmuş Yeni Çağ Gazetesi'nde anket yapan, sokağa çıkıp yüz yüze görüşme gerçekleştiren ekiplerin elde ettiği sonuçlara göre hizmetlere yön verilecek denmiş ve ara başlık. Hemen bir bakalım. Kadın Dayanışma Birimi, Ankara Büyükşehir Belediyesi Kadın Dayanışma Birimi, kadınların belediyeden beklentilerini belirlemek amacıyla internet, dijital platform ve yüz yüze şeklinde başlattığı anket çalışmasında sona yaklaştı. Ve bir diğer ara başlık, çalışma heyecan verici. Kadın Danışma Birimi sorumlusu Şenay Yılmaz, Ankara'dan ne bekliyorlar bunu ölçeceğiz ve bu sonuçlara göre önümüzdeki dönem çalışmalarına başlayacağız. Bu bizim için çok heyecan verici dedi. Ve Başkan Yavaş'ın talimatı, Başkan Mansur Yavaş'ın ilk 21 projesinin zaten kadın ve çocuklar üzerine olduğunu dikkat çeken Yılmaz, kadınlara avukat desteği, danışmanlık, sığınma evi ve eğitim gibi alanlarda destek verdiklerini söyledi.
Yeni Çağ Gazetesi'nde yine dikkat çeken bir diğer başlığa bakacağız. Büyükanıt yoğun bakımda. Eski Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt, beyinde damar tıkanıklığı ve alt solunum yolu enfeksiyonu teşhisiyle yoğun bakımda tedaviye alındı. Ve bir hainin daha kimliği belli oldu. Türkiye'nin Erbil Başkonsolosluğunda görevli diplomatın şehit olduğu saldırıyı düzenleyenlerden birinin daha kimliği açıklandı. Irak Kürt Bölgesel Yönetimi Emniyet Müdürlüğü Siyoka Baki Abdülkerim'in fotoğrafını paylaşarak güvenlik güçlerine ihbarda bulunulmasını istedi. Yeni Çağ Gazetesi'ne dikkat çeken bir diğer başlık Yunanistan'da S-400 paniği. Rusya'dan alınan S-400 savunma sistemlerinin Türkiye'ye gelişi komşuda büyük bir tedirginliğe yol açtı. Güç dengesi ortadan kalkar. Yunan basınına konuşan savunma analisti Timis Tisiliopoulos, Türkiye'nin Ege'de Yunan uçaklarını risk altında tutacağını belirterek, S-400'ler eğer Ege Denizi'nin yakınına yerleştirilirse Ege'deki güç dengesi ortadan kalkar yorumunda bulundu. Yeni Çağ Gazetesi'nde bir diğer haber, sağlık haberi var bir tane de. 2.4 milyon hepatitli aramızda. Türk Karaciğer Vakfı Başkanı Profesör Doktor Yılmaz Çakaloğlu kritik uyarılarda bulundu. Türkiye'de kronik hepatit B virüsü enfeksiyonlu 2.5 milyon, hepatit C'li kişi sayısı da 500 bin civarında. Bunların yaklaşık %80'i hasta olduğunun bile farkında değil diyor. Ve Yeni Çağ Gazetesi ile birlikte gazetelerin ilk sayfalarında noktalamış olacağız sevgili izleyenler. Şimdi gündemden gelişmelerle devam edeceğiz. Türkiye'nin oksijen depolarından Kaz Dağları'na yapılmak istenen altın madeni tepkilere neden oldu. Burada yaşananlar büyük bir tepki topladı ve ünlülerden de tepkiler var. Neden? Ağaç katliamına dur demek istiyorlar. 195 bin ağacın kesildiği iddia ediliyor. Bununla ilgili bir de açıklama geldi Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan. O açıklamaya göre 195 bin ağacın değil 13 bin ağacın kesildiği söylendi. Türkiye'nin oksijen deposu olan Kaz Dağları'na yapılmak istenilen altın madeni faaliyetlerine karşı tepkiler büyüyor. Bölge halkı, çevre örgütleri ve Çanakkale Belediyesi su ve vicdan nöbetine başladı. Sosyal medyadan Kaz Dağları hepimizin etiketiyle başlatılan ve birçok CHP'li belediye tarafından da desteklenen Kaz Dağları'nı koruma girişimi büyük ilgi gördü. Kaz Dağları'ndaki su havzası olan Atikhisar Barajı'na yakın bölgede siyanürlü altın arama faaliyeti girişimine karşı su nöbeti başlatıldı. Ünlü isimlerden Athena grubu solisti Gökhan Özoğuz eylemle ilgili "Bu nasıl bir zihniyettir? Dünyanın en iyi ikinci oksijen kalitesine sahip olan Kaz Dağları'nı nasıl bu hale getirirsiniz? İzni veren kim? Kimsiniz siz? Bu ülke kimsenin malı değildir. Bu bir katliamdır. Lanet olsun bu cehalete, yazıklar olsun bu vicdansızlığa. Kaz Dağları hepimizin paylaşımını yaptı." Sevilen komedyen Ata Demirer ise, "Kaz Dağları maden arama yeri değil, oksijen alma yeridir. Nimettir, yaşam pınarıdır, İda'dır, Sarı Kız'dır, Olimpos'tur. Kaz Dağları hepimizin" ifadelerini kullandı. Artvin Belediyesi, Eskişehir Büyükşehir Belediyesi, Edremit Belediyesi ve Şişli Belediyesi gibi CHP'li belediyeler yaşanan bu doğa katliamına sessiz kalmadı. Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, Çanakkale'deki maden sahasında 195 bin değil ama 13.400 ağacın kesildiğini kabul etti. Ayrıca sahanın Kaz Dağları'na kuş uçuşu 40 kilometre uzaklıkta olduğunu açıkladı. Bakanlığın sosyal medya duyurusunda bölgenin eski haline kavuşturulacağı savunuldu. Evet, Kaz Dağları'ndan bir acı haber daha geldi sevgili izleyenler. Ne yazık ki Düzce'deki sel felaketinde Kaz Dağları dedim, affedersiniz düzeltiyorum. Düzce'deki sel felaketinden bir acı haber daha. Sel sularında kaybolan
3 yaşındaki Kaan Töngel'in cansız bedenine ulaşıldı. Dün bir kız çocuğunun daha cansız bedenine ulaşılmıştı ve bugün de 3 yaşındaki Kaan Töngel'in cansız bedenine ulaşıldı ve bu son gelişmeyle birlikte burada kayıp olan başka kimse kalmadı. Düzce'deki sel felaketi sonrası gelen acı haberi aktarmış olduk. Şimdi gündemden diğer gelişmelerle, siyasi gelişmelerle devam edeceğiz. Yerel seçimlerin ardından yeni hükümet sistemine yönelik eleştiriler de arttı. İyi Parti lideri Meral Akşener'den bir tepki var. Parlamenter sisteme dönüş için çalışmalar yaptıklarını belirtti Akşener. Cumhurbaşkanı hükümet sistemi bir ucube. Yani onun ne bilimsel, ne demokratik, ne demokrasiyle ilişkili hiçbir şey alakası yok. Ben parlamenter demokrasiyle ilgili, parlamenter sistemle ilgili Türkiye'nin 150 yıllık bir birikimi var. Eksik, gedik, günün şartlarına göre elbette düzenlenmesi lazım gelen pek çok alan var. Doğru. Ya meclise döner bu iş herkes beraber ya da günü geldiğinde tekrar sandık gelir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin Sayın Kaboğlu'nun yürüttüğü bir anayasa çalışması var. Onun paydaşları kimlerdir, hangi gruplardır ben onu bilmiyorum. Bizim de 24 Haziran'dan itibaren Sayın Şenol Sunat hanımefendinin başkanlığında hazırladığımız, artık bitmek üzere olan ama bizimkisinin tamamı parlamenter demokrasi üzerine giden bir anayasa taslaması. Metnimiz var. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Giresun Üniversitesi rektörlüğüne AKP'deki siyasi kariyerleriyle ön plana çıkan isim ataması tepkilere neden oldu. CHP Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya'dan sert eleştiriler geldi. Topraklara dönmek ve borcumu ödemek içindi. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yaptığı rektör atamalarına CHP'den sert tepki geldi. Bir felakete itilmeye çalıştığının... Erdoğan'ın yaptığı rektör atamaları 27 Temmuz tarihli resmi gazetede yayımlandı. Giresun Üniversitesi rektörlüğüne atanan isim Samsun 19 Mayıs Üniversitesi İlahiyat Fakültesi öğretim üyesi Profesör Doktor Yılmaz Can oldu. Ancak Yılmaz Can AKP içindeki kariyerleriyle ön plana çıkan bir isim. Daha önce AKP'den Giresun milletvekili aday adayı olmuş ancak aday gösterilmemişti. Sonrasında ise Giresun Belediye Başkan adayı oldu ancak bu defa seçilemedi. Yıllardır dillerimizde tüy bitti bunları anlata. Yılmaz Can'ın bu kez rektör olarak atanması liyakata göre değil siyasete göre atama yapılıyor eleştirilerini beraberinde getirdi. CHP'nin eğitimci kurmaylarından Genel Başkan Yardımcısı Yıldırım Kaya Erdoğan'a eleştiriler yöneltti. İktidara gelmeden önce yok kaldırılsın, rektörler seçimle gelsin diyenler, mevcut sistemin gerisinde düzenlemeler yaparak üniversitelerin özerkliğini tamamen ortadan kaldırdı. Anayasa Mahkemesi kararlarında Erdoğan'ın atadığı üyelerin daha çok hak ihlali yok şeklinde kararlar vermesi de dikkat çeken bir diğer konu. Önümüzdeki 2 yılda Erdoğan tarafından atanacak üyeyle birlikte AYM'deki dengelerin kritik bir şekilde değişmesi bekleniyor. Suça ortak olmayacağız imzacısına açılan 450 dava. Hendek operasyonları sırasında barış bildirisine imza atan akademisyenlere ilişkin Anayasa Mahkemesi'ndeki oylamada çıkan eşitlik gözleri yüksek mahkemedeki dengelere çevirdi. Dosyayı kendisinden aldım. Çalışmaya devam edeceğiz inşallah. Adalet Bakanlığı Bakan Yardımcısı Selahattin Menteş'in yüksek mahkeme üyeliğine atanmasından önce Anayasa Mahkemesi Kars'taki insanlık anıtı yıkılan heykeltıraş Mehmet Aksoy'un haklarının ihlal edildiğine 7'ye karşı 8 oyla karar vermişti. Menteş'in gelişiyle denge 8'e 8 oldu. Yargı alanındaki yaptıkları çalışmalardan. Önümüzdeki 2 yılda Anayasa Mahkemesi'nde 3 üye yaş haddinden emekli olacak. 3 Nisan 2020'de Recep Kömürcü, 22 Aralık 2020'de Serdar Özgüldür, 10 Ocak 2021'de Burhan Üstün emekliye ayrılacak. Özgüldür'ün askeri yargı kökenli olması ve anayasa değişikliğiyle Anayasa Mahkemesi'nden asker üyelerin çıkarılmasıyla yerine seçim yapılmayacak. Birçok kritik başvuruda Özgüldür ihlal olmadığı yönünde oy kullanmıştı. Kulislerde Özgüldür'e Anayasa Mahkemesi'nden ayrıldıktan sonra üst düzey görev verileceği konuşuluyor. Eski üye Serruh Kaleli emekli olunca Ziraat Bankası Yönetim Kurulu üyeliğine atanmıştı. Ancak Erdoğan diğer 2 üyenin yerine yenilerini atayacak. Kömürcü son oylamada ihlal var derken Üstün ihlal yok demişti.
Yapılacak atamalar sonrasında Anayasa Mahkemesi'nde 7'ye karşı 8 üye ile dengenin Beştepe lehine değişmesi bekleniyor. Bazı üyelerinde zaman zaman değişen görüşleri nedeniyle Anayasa Mahkemesi'nden hak ihlali kararı çıkmasının zorlaşacağı ifade ediliyor. Bu engin tecrübesiyle... Erdoğan'ın atadığı üyeler arasında en büyük sürprizi Yusuf Şevki Hakyemez yaptı. Anayasa hukukçusu olan Profesör Doktor Hakyemez 25 Ağustos 2016'da Erdoğan tarafından Anayasa Mahkemesi'ne atanmıştı. Hakyemez Cumhuriyet davası, Osman Kavala ve Ahmet Altan gibi kritik davalarda hep hak ihlali yönünde oy kullandı. Tebrik ediyor. Yeni görevinde başarılar temenni ediyorum. Erdoğan'ın atadığı üyeler Recai Akgel, Yıldız Seferinoğlu, Kadir Özkoya ile meclisin seçtiği Rıdvan Güleç ise bu davalarda ihlal olmadığı şeklinde oy verdi. Mücadeleyi örmeye, örgütlemeye devam ediyoruz. Barış bildirisine imza atan akademisyenlere yönelik ihlal kararı veren 8 üyenin 6'sını 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül tarafından atananlar oluşturdu. Gül'ün atadığı üyelerin Erdoğan'ın atadığı üyelere göre son dönemde daha çok ihlal yönünde oy kullandıkları gözlendi. Kara kuvvetlerinde FETÖ operasyonu düzenlendi. Operasyonda 41 astsubay hakkında gözaltı kararı verilirken şüphelilerden 16'sı yakalandı. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından il genelinde sabit ve kontrollü büfe hatları üzerinden FETÖ'nün sivil mahrem imamlarıyla örgütsel iletişim kurdukları tespit edilen 41 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi. Şüphelilerin Kara Kuvvetleri Komutanlığı personeli olduğu ve astsubay rütbesinde görev yaptıkları ifade edilirken düzenlenen operasyonda 16 kişinin yakalandığı, diğerlerinin yakalanması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi. Mardin'deki tarihi Deyruzzafaran Manastırı'nın bahçesinde dün gece saatlerine yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen yangın sonrasında zeytin ve badem bahçelerindeki ağaçlar kül oldu. Yangın dün gece saatlerinde kent merkezinde 10 kilometre mesafedeki tarihi geçmişi 3000 yıllara dayanan Süryanilerin kutsal mabedi Manastır bahçesinde çıktı. Bilinmeyen nedenle çıkan yangın rüzgarın etkisiyle büyüyerek Manastır'ın bahçesinden çevredeki zeytin ve badem bahçelerine de yayıldı. Yangında çok sayıda zeytin ve badem ağacıyla sulama için kullanılan sistemin kullanılamaz hale geldiği bildirildi. Ya Allah ya Allah. Evet, bir dış haber. Moskova'da muhalif adayların yerel seçimlerde aday olamayacağının açıklanması üzerine muhalifler sokağa çıktı. Şehir yönetimi tarafından izinsiz olduğu savunulan protestolara polis müdahale etti. Resmi açıklamaya göre 1074 kişi gözaltına alındı. Muhalifler sokağa çıktı. Polis sert müdahalede bulundu. Görüntüler Rusya'nın başkenti Moskova'dan. Yerel seçimler öncesinde gözaltına alınarak seçimlere katılması engellendiği öne sürülen muhalif isimler için sokaklara inen Rus göstericiler Putin'in istifa etmesini istedi. Bu görüntüler ise eyleme damgasını vurdu. Bir kadın arkadaşının gözaltına alınmasını dakikalarca engellemeye çalıştı. Bu da o kadının mücadelesini ortaya koyan bir başka görüntü. Görüntüler eylemciler tarafından sosyal medyadan paylaşıldı. Şehir yönetimi tarafından izinsiz olduğu savunulan protestolara polis sert müdahale etti. (Gülüyor)
Gösterilerde polisin sert müdahalesi sonrası bir kadının başına aldığı darbeyle ağır şekilde yaralandığı belirtildi. Yetkili seçim kurulları bu ay yeterli sayıda imza toplamadıkları gerekçesiyle bazı muhalefet adaylarının seçimlere katılamayacağına hükmetmiş ve tepki toplamıştı. Kısa bir araya gidiyoruz, aranın ardından devam edeceğiz.